Çanakkale'de sokak hayvanları için İl Özel İdaresince hazırlanan proje Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi işbirliğinde Kumkale Köyü'nde start aldı. Proje kapsamında il genelinde sayıları 10 bini aşan sokak hayvanları, bir yıl boyunca köylerde kurulacak sahra hastanelerinde mobil sağlık ekiplerince hem tedavi edilecek hem de kısırlaştırılacak. Türkiye'nin güncel sorunu olan başıboş hayvanlarımızı sahiplenme adına, onların kontrolsüz üretiminin önüne geçme adına bizden özel idaresi Milli Parklar Müdürlüğü ile beraber hazırladığımız özel bir proje. Kırsaldaki sahipsiz hayvanları kısırlaştırma işlemleri, onların çip takım işlemleri, kuduz aşıları falan yapılmakta. Merkez civar köylerini de aynı merkezde toplayarak biraz sonra zaten göreceğimiz şekilde kısırlaştırma işlemi yapılacak hayvanlar bir bölümde, ameliyat olmuşlar bir bölümde, belli bir süre bizim kontrolümüzde kaldıktan sonra doğal hayata salınacaklar. Ben iyi bir proje olduğunu şey yapıyorum, düşünüyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğü olarak Çanakkale İl Özel İdaremizle birlikte hazırladığımız proje kapsamında kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarının yerinde kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi projesini hayata geçirdik. Can dostlarımızın refahını artırmak için çaba sarf ediyoruz. 25 yıllık muhtarlığı boyunca tek çözemediği konunun sokak hayvanları sorunu olduğunu belirten Kumkale Muhtarı Fikret Kanlı ise şunları söyledi. 5. dönem muhtarım, 25 senelik muhtarım. Parayla olacak veya hizmetle olacak her şeyimi çözdüm. Fakat bu köpeklerle ilgili olayı hiçbir zaman çözemedim. Çok uğraştım, çözemedim. Valimize dilekçe verdim, milli parklara dilekçe verdim, özel dereye dilekçe verdim. Toplantılarda söz hakkı aldım. Çözüm bulamadık hep beraber. Fakat bu sefer bu projeyi Sayın Valimiz özellere başlatmış. Çok hayırlı bir proje. Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri için izlenecek yöntemler hakkında bilgi veren veteriner hekim Osman Erol şöyle devam etti. Burada sokak hayvanları kısırlaştırma işlemleri yapıyoruz. Sokak hayvanları köylerden, özel idarenin bünyesinde köylerden toplanılıyor. Buraya getiriliyor. Mobil ünitemizde kısırlaştırma, iç dış paraziter ve kuduz aşılamaları yapılıyor. Kısırlaştırdıktan sonra küpe ve mikroçipleri takılıyor ve bu sayede HIBIS sisteminde kayıt altına alınarak köpeklerin hangi bölgeye ait olduğunu belirliyoruz. Kısırlaşan köpekler burada dişiler işte 5 gün, erkekler 3 gün iyileşme sürecinde kalıyor. Ondan sonra da alındıkları bölgeleri tekrar bırakıyoruz. Patican Haklarını Koruma Derneği Başkanı Gül Çetin ise geniş kapsamlı ve isabetli bir proje olduğunu belirtti. Çok olması gereken bir şeydi. O yüzden Sayın Çanakkale Valiliğimize çok teşekkür ederiz. Çok geniş kapsamlı, çok geniş yüz ölçümlü bir proje. Çok isabetli bir proje çünkü kamuoyunda da artık çok negatif eleştiriler alan bir unsur maalesef ki işte köpek dostlarımızın durumları. Dolayısıyla kısırlaştırmalı ve kontrollü beslenmeleri, insani konforda yaşamaları çok önemsediğimiz bir konu. Hem şahsi olarak hem derneğimizin vizyonu olarak. O yüzden çok isabetli bir proje olduğunu düşünüyorum açıkçası. Minnettarım bu anlamda. Çanakkale'de sokak hayvanı sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Çanakkale Morpati Derneği Başkanı Emine Akın, bu yüzden projenin sonuçlarının çok iyi olacağını ifade etti. Projeyi ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çünkü sokaklardaki popülasyon her geçen gün artıyor ve Çanakkale için inanılmaz bir proje. Sokaklardaki hayvanların azalması yönünde. Sürekli Çanakkale Belediyesi, Kepez Belediyesi, işte atıyorum Çam Belediyesi, ilçe belediyeleri de köylerden çok köpek atıldığını, o yüzden popülasyonun önüne geçemediklerini söylüyorlardı. Şimdi köylere müdahale edildi bu projeyle. O anlamda inşallah uzun vadede sonuçları çok iyi olacak. Patican Haklarını Koruma Derneği Başkanı Gül Çetin, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder'e teşekkür ederek plaket takdiminde de bulundu.